Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Ekranların başında bizi seyreden bütün kardeşlerimizin hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Alnına bir bağrıma basıyorum. Bu konuşmamızın Türkiye'mize, bütün insanlığa saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Önce Saadet Partimizin 17-10-2010 Pazar günü yapılacak olan Büyük Kongresi'nin büyük önem ve manası üzerinde kısaca durmakta yarar görüyorum. Hepimizin bildiği gibi 20. asrın 1. ve 2. yan harfleriyle ilk yarısı geçmiş, İnsanlık beklediği, özlediği saadet dünyasını bir türlü bulamamıştır. İkinci Cihan arkasından yeni bir dünyaya kavuşmayı beklerken 1945'te Yalta'da Roosevelt, Stalin ve Churchill bir araya gelerek anahtarın tespit ettikleri yeni dünya saadet getireceğine önce 45 yıl süreyle devam eden Soğuk Harp ile bilahare 90'dan sonra bugüne kadar 20 yıldan beri devam eden 20. Haçlı Seferi dönemiyle sadece insanlığı zulüm içerisinde bırakmış, kan ve gözyaşı ve ızdırap çekmekten başka şeye sebep olmamıştır. Bu gerçekler insanlığın saadetinin ırkçı emperyalizmin eline bırakılamayacağını ispat için kafi gerçeklerdir. Irak savaşları, Çeçenistan, Keşmir, Bosna, Afganistan, dünyanın her yerinde Müslümanlar yapılan zulümlerle yaşadığımız ve en son Gazze olaylarıyla bütün açıklığıyla ortaya çıkan gerçekler. İnsanlığın artık daha fazla vakit kaybetmeden yeni bir saadet dünyasına kavuşması zaruretini ortaya koymaktadır. Yeni saadet dünyasının tarih boyunca olduğu gibi ancak milli görüş kurabilir. Bunun sebebi milli görüşün diğer bütün batıl görüşlerle temelde sahip olduğu 7 mühim farktır. Bu farklar şunlardır. Milli görüş diyor ki maneviyatsız saadet olmaz. Diğer görüşlerde maneviyat ve ahiret yoktur. Onlar materyalist görüşlerdir. Saadet getiremez. Ahiret olmazsa şehitliği anlatamazsınız. Şehitlik olmazsa vatan olmaz. Vatan olmayınca da hiçbir şey olmaz. Bundan başka milli görüşün diğer bir temel özelliği adil düzeni esas almasıdır. Komünizm gibi faci kapitalist düzen de yok olmaya mahkumdur. İnsanlara saadet getiremez. İnsanlığı yok eder. Bu sadece ırkçı emperyalizmin insanlığı sömürmek için kullandığı bir araçtan ibarettir. Zimbabwe'de bundan 20 sene evvel insanların ortalama yaşları 59 idi. Şimdi 32'ye düşmüştür. Faizci kapitalist nizamın sömürüsü yüzünden, insanlar aç kaldığı için. Faizci kapitalist nizam insanlığı yok olmaya götürüyor. 20 sene sonra da bu gidişle 20'ye düşecek. Birleşmiş Milletler rakamları bunları gösteriyor. Bu gidişata tahammül edilemez. Mutlaka bir saadet dünyasının kurulması zaruridir, kaçınılmazdır. Bulunduğumuz tarihi dönüm noktasında diğer görüşler Türkiye Avrupa'nın kapısına zincirle köle gibi bağlamayı hedef almışlardır. Sonunda İsrail'e vilayet olmaya gitmektedirler. Halbuki milli görüş hayır, biz tarihteki şerefli yerimizi alacağız demektedir. Milli görüşün öbürlerden diğer önemli bir farkı, milli görüşçü insanlar kalp gözü açık insanlardır. Bunlar işbirlikçilere destek olmazlar.
zulme hizmet etmezler. Ve nihayet milli görüşün çok mühim bir özelliği. Milli görüş güncel yanılgı hastalığına düşmemiştir. Yani bu AKP de inanan insanlara hizmet ediyor. Aldatmacası oyununa düşmemiştir. AKP'nin samandolu bir kuş olduğunu, Saadet Partisi'nin ise canlı bir kuş olduğunu bilen insanlardır. Bu temeldeki büyük farklardan dolayı yeni bir dünyayı ancak milli görüş sahibi insanlar kurabilir. Bu söylediğimiz gerçeğin diğer bir delili esasen Adem Aleyhisselam'dan beri bütün tarih boyunca bu gerçeği görüyoruz. Kim peygamberlerin arkasına gitmişse saadet bulmuş, kim firavunların arkasına gitmişse zulüm görmüştür. Hakkı üstün tutan görüşünün arkasına giderseniz saadet bulursunuz. Saadet istiyor musunuz? Öyleyse milli görüşe dört elle sarılacaksınız. Bu sebeplerden dolayıdır ki 2011'de yapılacak olan milletvekilleri seçimleri insanlık için çok büyük bir dönüm noktasıdır. Ve bu seçimlerde Saadet Partisi'nin iktidara gelmesinden başka kurtuluş çaresi yoktur. Bu gerçeği ırkçı emperyalizm de çok iyi bildiği için aylardan beri, hatta yıllardan beri kendi zulüm dünyasını devam ettirebilmek için Türkiye'de kendi gayesi uğrunda kullanabileceği bir partinin iktidarda kalması için eline gelen bütün gayretiyle hazırlıklarını yapmaktadır. Ülkçü emperyalizm için tek hedef Saadet Partisi iktidarını engelleyebilmektedir. Bunu açıktan söylemez fakat aklı fikri bundandır. Bundan dolayı 5 hazırlık yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Önümüzdeki seçimlerde kendi istediği partiyi kazandırmak için bütün basını ele geçirmiştir. 1. Bütün bankaları ele geçirmiştir. 2. Bankaları ele geçirmek demek binasını almak değil. O bankadan kredi alan insanlara filanca partiye vermezseniz sizi iflas ettiririz tehdidini kullanmak demektir. Bütün milli büyük meseleleri geçirmiştir. Petrokimya, demir çelik vesaire gibi. Bundan başka muhafazakar insanlar Saadet Partisi'ne değil AKP'ye oy versinler diye AKP'yi maksatlı tavizler verdirtmektedir. Şimdiye kadar AKP'ye hiçbir milli ve manevi hizmet yaptırmayan dış güçler şimdi AKP'yi allıyor, pulluyor. Millet Saadet Partisi'ne gitmesin diye AKP de maneviyete hizmet ediyor. Görüntüsünü vermek için bütün gücüyle her türlü tavizi vermektedir. Irkçı emperyalizmin 5 koldan yapmış olduğu bu çalışmalar mukabil milli görüşte 5 koldan mukabil hazırlıklarını yapmaktadır. Bunların başında şuurlanma geliyor. Çelikleşme geliyor. Üretim hedeflerinin gerçekleşmesi geliyor. Milli görüşü kuruluşların 40 koldan Türkiye'yi kucaklaması geliyor ve 3. Şahlanış heyecanı geliyor. İşte bu tarihi dönüm noktasında Allah'ın lütfuyla Saadet Partisi bize çok büyük bir yardım yapılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın bu büyük yardımına şükrederiz, hamd ederiz. Öyle ki 17 Ekim 2010 kongremizden önce yaşanan olayların gerçek manası şudur. Bu olaylar 5 büyük hamlemiz bakımından partimize şu 3 büyük faydayı sağlamıştır. 1. Şuurlanma. Bütün partimiz mensupları bu olayları yaşayarak davamızın gerçek manasını anlamak ve bizim diğer 60 partiden bir tanesi olmadığımızı, ilk ve tek parti olduğumuzu daha iyi kavramak imkan ve fırsatını bulmuşlardır. 2. Çelikleşme. Bütün kadromuz davaya sapasağlam, bağlı şuurlu insanlardan meydana gelmek üzere çelikleşmiştir. 3. Heyecan. Bu olayların arkasından bütün camiamız mensuplarına büyük bir canlılık ve heyecan gelmiştir. Herkes kendi öz parti ve inancına kavuşmuş olmanın ve temel esasların muhafazasının sevinci, huzuru ve memnuniyetini yaşamaktadır. Milli görüşün seçimi kazanmaktan olmak hedefi ve görevi yanında yeni muhteşem hizmetleri yapabilmesi için de
bu şuurlanmaya, çelişmeye, heyecan ve coşkuya ihtiyacı vardı. Nitekim Mimar Sinan, Şehzadebaşı'nın camisini yaptığı zaman, bu benim çıraklık eserimdir demiştir. Süleymaniye yaptığı zaman, bu benim kalfalık eserim demiştir. Selimiye yaparken, bu benim ustalık eserim demiştir. Milli Görüş'te, bundan önce 1970'li yıllarda 41 yıldan beri yaptığı büyük hizmetler esnasında milletimize çıraklık dönemi hizmetlerini yapmıştır. MC hükümetleri döneminde. Refah Partisi döneminde ustalık hizmetini yapmıştır. Efsanevi hizmetler gerçekleştirmiştir. Şimdi ise kafalık hizmetlerinden sonra ustalık hizmetini yapma dönemi gelmiştir. Bu dönem için nasıl Mimar Sinan yeniden kendini toplamış, canlanmış, büyük bir ruhla atılım yapmak suretiyle Selimiye gerçekleştirmişse, biz de yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyayı kurmaya ait muhteşem hizmetlerimizi yapmak için işte şimdi şu anda ustalık hizmetlerimizi hazırlanıyoruz. Bu hazırlık için bize şuurlanma lazımdı. Bize heyecan lazımdı. Ve bize çelikleşme lazımdı. Cenab-ı Hak lütfetti. Bunların hepsi böylece meydana gelmiş oldu. 17 Ekim 2010 Olağanüstü Büyük Kongremizin arkasından şuurlu, çelikli bir kadromuza daha çok güçlenmiş olarak üretim, büyük hamlelerini ve şahlanışımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah. Böylece Türkiye'mize bütün insanlığın kurtulması için beklenen muhteşem hizmetleri Allah'ın lütfuyla ifa edeceğiz. Olayları gerçek manasıyla böylece değerlendikten sonra değişmeyen gerçeklere bir kere daha temas etmek istiyorum. Bu gerçekler şunlardır. Sadece ancak milli görüşle erişilebilir. Diğer batıl görüşlerle sadece erişilemez. Tarih ve yaşadıklarımız bunu tekrar tekrar ispat etmiştir. 2. Milli görüşün bir tek partisi vardır. O da Saadet Partisi'dir. 3. Milli görüşün temel esaslarını ve uygulama temel esaslarını muhafaza ana vazifemizdir. Çünkü sadece ancak bunlarla erişilebilir. 4. Yolumuz Hakkı Üstünlük'ten yoldur ve saadetin tek çaresidir. 5. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. 6. Onların dağları yerinden olacak kadar kuvvet organizasyonu olsana dahi biliniz ki Allah'ın dediği olur. Siz Allah'ın yoluna ihlaslı hizmet ederseniz Allah size yardım eder. Ancak siz galip gelirsiniz. Başka kimse galip gelemez. El-akubeti lil-müttakîn. Akıbet, sonuç, zafer, üstünlük inananlarındır. Biz kısa zamanda ufak oranlardan en büyük oranların çıkmasının ustasıyız, tecrübesi sahibiyiz. Çünkü inancımız var elhamdülillah. İnanç var, her şey var. Üçüncü şahlanış başlamıştır. Yeniden iktidara geliyoruz inşallah. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Tarihimizin altın sayfaları milli görüşe yazılmıştır. Allah hepimizi hidayet edildikten sonra daralete saptırmaz. Ne mutlu sebatla, sabırla, sadakatla, ihlasla, şuurla, Allah rızası yolunda cihad edenlere. Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Bu değişmez gerçekleri dikkate alarak şimdi bu kongremizin arkasından sonra ne yapacağız? Bütün camiamızı aydınlatacağız. Bir, temel esaslara sımsıkı sarılacağız. İki, şuurlanma ve çelikleşme hamlelerini gerçekleştireceğiz. Üç, asıl ana gayemizle uğraşacağız. Teferruatlarla, boş şeylerle, onun bunun tenkidiyle uğraşmayacağız. Dört, dış güçlerin etkilerine karşı uyanık ve şuurlu olacağız ve camiamızı uyaracağız. Beş, sırat-ı müstakimden şaşmamak,
esastır, altı. Diğer partilere heves edilirse yavaş yavaş onlara benzenir, milli görüşün uzaklaşılır ve adam olan helak olmaya gidilir. Asla bu yola sapmayacağız. 40 yıllık denemeler bunu tekrar ispat etmiştir. İşte bu esaslar dahilinde canla başla çalışarak Türkiye'yi ve bütün insanlığı kurtarma vazifemizi, ecdadımızın asırlar boyu yaptığı bu vazifeyi şimdi bugün zarur olduğu için onların torunları olarak biz milli görüşle yapacağız inşallah. Tarih boyunca bu vazifeler hep milli görüş yapıldı. Bugün de milli görüş yapılacaktır. Mükellefiyetimizi, sorumluluğumuzu, vebalimizi biliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sözlerimi toplarken önce 17 Ekim 2010 olağanüstü büyük kongremiz münasebetiyle yapmış olduğum bu açıklamaları sona erdirirken Cenab-ı Hakk'a bize yaptığı sonsuz yardımlarına bir kere daha şükrediyorum. Kongremizin Türkiye insanının kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün milli görüş camiasının gösterdikleri şuur, inanç, sabır, azim ve atılım heyecandan dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi gelecek sene iktidar olmanın nasip olması duasıyla Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fi emanillah.